John Kerry ilk gününde Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına seslenerek Başkan Obama'nın dünyayı daha güvenli hale getirme yaklaşımını sürdüreceği mesajı verdi. Amerika Başkanı mevcut vizyonunu sizin de çabalarınızla hayata geçirmiş ve ülkenin dünyadaki itibarı ve imajını yeniden inşa etmiştir. Kerry bu itibarın herkesi güçlendireceğini bildirdi. Biz gereğinden fazla uzlaşmazlığın, bir o kadar da ölümün yaşandığı bir dünyaya barış getirmek için çalıştık. Elbette yaptıklarımızın alternatifi olabilirdi. Herkese yoksulluktan kurtulma gücü vermeye çalıştık. Hastalıklara çare aradık. İnsanları haklarını koruyarak güçlendirmek için uğraştık. Sessizlerin sesi olduk. Obama ilk döneminde insan hakları konularına öncelik verdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kadına karşı uygulanan şiddeti durdurmada bunlar arasındaydı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Washington Direktörü Sarah Margon, Kerry'nin daha fazlasını yapabileceği görüşünde. Margon, kesinlikle daha kapsamlı adımlar atılabilir. Doğrusu yeni dönemde özellikle bazı ulusal güvenlik konularına dikkat çeken, bunu temel ilke haline getirmiş bir Obama yönetimi görmek isterim, diyor. Orta Doğu'ya gelince Kerry, İsrail-Filistin barışı konusunda özel bir çaba göstererek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonda görüştü bile. Kerry ayrıca Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlarını arayarak Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulunacağı güvencesi verdi. Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına seslenen Kerry, Libya'nın Bingazi kentinde öldürülen Amerikan Büyükelçisi ve 3 elçilik görevlisinin yaptığı fedakarlıkları da hatırlattı. Tehlike daha belirgin olamazdı. Onlar asla unutulmayacak. Chris Stevens, Glenn Doherty, Tyrone Woods ve Sean Smith hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak. Cato Enstitüsü uzmanı Malu Innocent'a göre Kerry'i Libya konusunda büyük zorluklar bekliyor. Innocent şöyle diyor, uyumlu bir Libya kimliği yaratmak açısından devlet kurma işleminden ulus kurma operasyonuna geçiş yapmak zor. Kaddafi bu durumu kendi lehine istismar etti, böl ve yönet yöntemiyle iktidarını korudu. Yani Libya'da Batı demokrasisi tarzı bir ilerleme kaydedilse bile bir şekilde kaos ortamıyla karşılaşmak her zaman mümkün olacak. Hillary Clinton ve Condoleezza Rice gibi iki başarılı kadının ardından Dışişleri Bakanı olmasına da şakayla değinen Kerry, yerlerini doldurmak kolay olmayacak dedi. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.